Merhabalar sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere ilerleyen yaşlarda çok sık görülen göz hastalığı olan kataraktan bahsedeceğiz. Ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Bahçeli Evler İstanbul'dan Medika Medikana Hastanesi'ne operatör doktor Özgür Yaşar bizlerle olacak. Ben hemen hocama dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler değil sizleri gördük. Daha iyi olduk. Çok teşekkürler. Medika Hastanesi'nden geliyorsunuz Özgür evet, Bey. Evet, evet. Evler Şubesi'nden Şubesinden evet. e, geliyorum. Bugünkü bugün konumu konumuz sizin sizinle evet. cevaplayacağım. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ve kataraktan doktoruyum. bahsedeceğiz. Tabii. sizlerle birlikte Tabii. ve akıllı evet. merceklerden son Tabii teknolojide de diyebiliriz artık. Evet. Özgür evet. Bey şunu söylemek istiyorum. Öncelikle biz katarakt denildiği zaman göze perde inmesi olarak biliyoruz. Aslında Doğru. bu mudur? Biraz budur. bize bahseder misiniz? Evet. Aynen budur. <laughs> ee, şimdi e, katarakt Gözün içerisindeki merceğin saydamlığını yitirmesidir. Evet. Yani bu nasıl basitçe anlatılır? E, fotoğraf makinesinin, objektifinin e, şeffaf olması gerekmez mi İyi evet. fotoğraf çekmek normalde için? normalde evet. Değil mi? Hı hı. Yani biz o objektifi eğer alıp elimize bir e, e, boyayı, beyaza evet. boyasak hı hı. o fotoğraf artık bundan sonra güzel çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. E, aynı o şekilde merceğin saydamlığını kaybetmesiyle hı hı. karakterize e, bir hastalıktır. En önemli şikayette gözüme perde indi, göremiyorum. Hı. Artık eskisi kadar detaylı göremiyorum. göremiyorum, uzakları seçemiyorum. Oğlum diye gelir evet. e, amcalarımız, teyzelerimiz. Biz genelde ilerleyen yaşlarda diye, hatta ben açılışta Kesinlikle, da bahsettim tabii. ama artık gençlerimizde de görünmeye başlıyor. Gençlerde Nedir de, aslında Tabii, gençler çok nadir de olsa. Evet. evet, şimdi gençlerde Hı -hı. görülüyor tabii, Hı -hı. haklısınız ama gençlerde çok sık değil yine. Sık değil. Yani artıklı olarak tabii Hı -hı. biz 50 yaş üstünde görüyoruz. Gençlerde e, tek taraflı katarakların en sık nedeni travmadır. Travma. Yani Hı -hı. E, sportif faaliyetlerde veya işte bir kavgada vesairede tek gözü eğer e, darbe gelirse, Hı -hı. künt bir darbe, o zaman o e, lens de travmatik dediğimiz komplike bir katarakt. Gelişebiliyor. Hı hı. Gençlerdeki tek taraflı katarakların en sık nedeni travmadır zaten. Evet. Peki ilerleyen yaşlarda da dedik ama 50-60 yaş üzerinde mi görülüyor Özgür Bey? Genelde yani. biz e, hı hı. 50 yaş üstünde görüyoruz. Evet. Yani ağırlıklı olarak da yaş ilerledikçe görülme ihtimali hı hı. artıyor. Zaten katarak tipinin en sık görülen e, variyetesi de senildir. Evet. Yani senil demek e, yaşlılığa bağlı demek. Yaşlılığa bağlı en sık Kat gördüğümüz evet. katarak tipi. Peki şunu da sormak istiyorum. Önceliğinde yani katarak Hı -hı. olmadan önceliğinde yüksek göz Hı -hı. aslında yüksek gözlerde mi bu katarak görülme olasılığı var yani yoksa numara herkes de numara açısından. Yani Öncelikle evet. tedavi edilmesi gerekiyor mu aslında katarak? Ee, şimdi şöyle Hı -hı. E, numarayla direkt alakası yok. Yok. Evet. Tabii Hı -hı. yani yüksek göz numaralarında katarak görülür e, Hı -hı. diyemeyiz. Yani böyle bir e, çalışma yok. Evet. Ama ee, şöyle bir şey söyleyeyim size. Güzel bir konuya değindiniz. Evet. Göz bozukluğu e, olan kişilerde hı hı. biz bu kataraktı temizlerken o göz bozukluğunu da yok ediyoruz. Evet. Mercekleri özel seçerek, e, şahsa özel seçerek hı hı. E, atıyorum gözü e, hastamızın 6 numara miyop. Yüksek. Hı hı. Biz e, mercek ölçümünü ona özel yaparak hı hı. Bu miyopunu da yok ediyoruz ki hasta e, işlemden çıktıktan sonra cam gibi görsün. Görsün diye. <laughs> aynen, <evet. gülüyor> aynen. Bu şekilde. Peki şunu da sormak istiyorum. Genelde sistemik hastalıkları olan hastalarda evet. nedir tedavi şekilleriniz? Özellikle şeker hastalığından bahsedelim. Şeker hastalığında katıra etkiler mi aslında? Kesinlikle. Hı -hı. Şimdi şeker hastalığında katarak e, Hı -hı. bir tık erken görülüyor. Tabiri caizse. Evet. Yani mesela biz... 60'tan sonra ağırlıklı görüyorsak kataraktı, evet. şeker hastalarında e, glikoz metabolizmasındaki bozukluktan kaynaklanan hı hı. E, bu görülme yaşı... Daha, daha genç yaşlara mı? Genç, genç yaşlara gibi. kayıyor. Hı hı. Erkene kayıyor. Yani mesela 55'te görüyoruz. Evet. E, bu tamamıyla e, kan şeker düzeyindeki evet. e, yükselişe bağlı olarak lensteki... E, gözün merceğindeki e, yapısal bozulmaya bağlı. Ben biraz da işte terminolojiye girmeden evet. anlatayım istiyorum. Hı hı. E, tamamen e, gözümüzün tüm dokuları e, etkileniyor. Diyabetik retinopati de var. Evet. Retina da etkileniyor. E, katarak da oluşuyor. Lens hı hı. de etkilendiği için. Yani şeker aslında e, biraz problemli bir Problem, hastalık. Evet. Bütün metabolizmayı bozuyor. Peki Tüm... siz bu katarak ameliyatlarında yani bir şeker hastasına ameliyat olduktan sonra farklı evet. komplikasyonlarla da karşılaşabiliyor musunuz? Özellikle şeker hastalarında. Yok karşılaşmıyoruz. Yani artık hı hı. E, o kadar e, gelişti ki teknoloji. Evet. E, ama öncesinde bu konuya da değindiğiniz iyi oldu. Hı hı. Biz öncesinde operasyonu almadan önce kan şeker düzeylerine mutlaka şeker hastası evet. olsun olmasın bakıyoruz. Hipertansiyon e, olabilir hastalarımızda. Hı hı. Zaten siz hani... Belirli bir yaşın üstünde gördüğünüz için. Evet, genelde bütün hastaların. <laughs> Aynen hepsine bakmak gerekiyor. Evet. Ee, hem tansiyonlarını ölçüyoruz hem şeker düzeylerini ölçüyoruz. Ee, bunları mutlaka rutin zaten yapıyoruz. Kontrollerini yapıyorsunuz. Tabii. tabii. Şunu da sormak istiyorum. Peki tabii. ilaç tedavisi mümkün müdür Özgür Bey? Maalesef. Yani ama mümkün bununla değil. alakalı çalışmalar Daha devam. Daha erken tedavide bunu aslında engelleyebilir mi? Öyle de diyeceğiz. Beslenme alışkanlıklarını değiştirerek e, vücudu oksidasyondan hı hı. E, uzak tutarak genel bir metabolizmadaki bozulmayı engelleyebiliriz. Beslenmenin de büyük bir etkisi var. Tabii ki antioksidan durumda. gıdaları bolca tüketmek her hastalığın hı hı. önüne geçen bir şey. Yani yediğimiz besinler de katarakt yapabilir diyebilir miyiz Sigara, aslında? Sigara, alkol. Sigara, alkol. Kataraktı hızlandırır. Hı hı. Yani çünkü şimdi siz canlı bir dokuya sürekli Zehir veriyorsunuz. Evet. Yani e, periyodik olarak veriyorsunuz. Hı. Her gün belirli bir dozda. E ne olur o canlı doku bir bir, bir şekilde arıza yapar bir yerden. Evet. Yani şimdi siz arabanın yakıtına her gün başka bir kimyasal madde karıştırın. Zaman, evet. E ne olur o araba bir Hı. süre sonra yolda bırakır bizi. Vücudumuz da bizi yolda bırakıyor Hı. eğer iyi bak, bakmazsak, e, düzgün beslenmezsek. Hı. Aynı bu şekilde. Peki operasyonu nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yapıyoruz? Hı hı. Ee, topikal anestezi dediğimiz damlayla hı hı. sadece bir damlayla gözü uyuşturuyoruz. Ee, ufacık e, milimetrik e, hı hı. girişler açarak korneadan e, yüksek frekanslı ses dalgası kullanarak kataraklı dokuyu gözün dışına alıyoruz. Evet. Ya bu biraz da şuna benziyor. Mikro bir elektrikli süpürge düşünün evet. ama bu bir de matkap gibi ses dalgası evet. ile kırsın bir şeyi. Hı hı. Yani e, mikro bir matkap ve e, bir elektrikli süpürge. Bunun kombinesini evet. düşünün. Gözün içerisinde biz bunu çalıştırıyoruz. Çalıştırıyorsunuz. Evet. evet. Ama bu öyle o kadar basit bir şey değil. Teknik hı hı. gerektiriyor. El mahareti gerektiriyor. Evet. E, çok e, uzman gerektiriyor. uzmanlaşmak hı hı. gerektiriyor. E, tecrübe gerektiriyor. E, böyle bir sistem. Hı hı. Hem gözün içinde ee, o dokuyu kırıyor hem de aynı anda emiyor. Emiyor. Yani, Tamamen temizlemiş oluyor. Matkap gibi evet. kırıyor, evet. Elektrik, süpür elektrik süpürge gibi emiyor. emiyor. Yani Hı -hı. ikisini bir arada Çok aynı anda senkronize evet, <laughs> bir şekilde yapıyor. Bu şekilde ne oluyor? Ee, mikro bir kese giriş yaptığımız Hı -hı. için akşam maçı izleyebilir mesela amcamız. Öyle yani söyleyeyim. ne kadar süren bir işlem? 10 dakika sürüyor. 10 dakika tabii, akşam... 10 dakika sonra da normal sosyal yaşantısına dönebiliyor. Tabii yani hı hı. şöyle hı hı. tabii ki dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü biz orada bir giriş açmış vaziyetteyiz. Evet. Tamam sütür atmadık ama bir valf mekanizmasıyla durdurmuş hı hı. vaziyetteyiz. Bu dokuların e, iyileşme süresi var. bir hafta 15 gün biraz dikkat edecek. Tabii biz onları hı hı. söylüyoruz. Mesela e, amcacığım 4-5 gün su sürme Evet İşte abdest alırken gözüne su kaçırmadan yap, hı hı. ondan sonra duş alırken bo boynundan aşağı e hı. mesela yıka, saçını da yenge yıkayıversin evet. falan gibi böyle şeyler söylüyoruz. E bir beş gün falan bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Peki hemen Hastanın. görme bozukluğu oluyor mu? Yani operasyondan sonra hemen görmeye başlıyor mu? Tabii. Yani Hemen şimdi görmeye başlıyor. Şöyle Hı -hı. ben size mesela e, muayeneye geldiğinizde bir evet. damla damlatıyorum. Göz bebekleriniz büyüyor ya. Evet. Çocukken falan Hı -hı. göz doktoru damlatmıştır. Evet. Muayene olduysanız. O bir iki gün hani böyle bulanık görüyoruz bulanık ya. Görüyoruz, evet. O kadar. O damlanın etkisi geçince net görmeye başlıyor. Net görmeye başlıyor. Evet. evet. Yakına evet. özellikle net göremezler operasyon sonrası. Hı -hı. Uzağı ama bayağı bir e, iyi net görürler. Net görebiliyorlar. Evet. Çok ağır kataraklarda anında net görmeye başlıyorlar. Çünkü öncesinde sadece mesela el hareketini görebilen hastamız hı hı. veya ışığı görebilen hastamız e, operasyon sonrası dünya varmış diyor hemen. Ne güzel. Yani tabii evet. o kadar hızlı oluyor. Hı hı. E, Bahsetmiş e, olduğunuz tamam. teknoloji de son teknoloji diyebilir miyiz Özgür Bey şu an? Tabii anda? şimdi hı hı. son teknoloji zaten e, hı hı. güncel bir teknoloji bu. Evet. E, FAKO metodu yüksek frekans ses dalgasıyla hı hı. E, katarak dokusunu göz dışına hı hı. alma evet. konusu ee, şimdi femto e, second katarak surgery diye bir şey çıktı. İşte e, Excimer Lazer e, sistemini hmm. kullanıyor. İşte e, kapsülü e, vesaireyi e, cerraha bırakmadan hmm. e, işte bir takım e, yuvarlak ameliyatın e, çok detaya girmek istemiyorum. Robotik bir sistem aslında. Robotik değil. <laughs> e, biraz daha böyle hani cerrahın e, yapması gereken şeyleri biraz daha cihaz yapıyor. Evet. Ama buna hiç gerek yok. Yapılan çalışmalara bakıldı hı hı. E, bu sisteme, çok ciddi maliyetli sistemler. Çok böyle çok büyük bir avantajı olmadı e, hı hı. E, şu anda güncel çalışmalarda gözlenmekte. Yani şu anda e, en güncel tedavi FAKO metodu. Şu anda sizin bahsetmiş olduğunuz. Bahsetmiş şey olduğum evet. FAKO metodu ve e, güvenilir en güncel metot. Evet. evet. Peki temizlenince tekrarlar mı? Katarak böyle bir durum söz konusu olabilir çok mi? Çok güzel bir soru. Hı hı. Temizlenince tekrarlamaz. Tekrarlamaz. Kesinlikle tekrarlamaz. Ömür boyu bir kere yapılıyor bu iş. Evet. Yani katarakta olan e, hastalarımız geldiklerinde Hı -hı. temizlenince o katarakları bir daha tekrarlamaz. Bunu hep soruyorlar. Hı -hı. E, hocam tekrarlar mı bu katarak? Çünkü az önce hani beslenmekten de bahsettik Özgür Hocam. Yani Hı -hı. hani yine beslenmelerine dikkat etmezlerse böyle bir şeyle karşılaşabilirler Hayır, mi? çünkü biz Hı -hı. O, o canlı dokuyu e, canlı olmayan Evet e, yüksek teknoloji ürünü bir... Mercekle değiştirdiğimiz için Hı -hı. o merceğe bir şekilde etki göstermiyor artık. Peki mercekle dediniz ama mutlaka mercek takılması gerekiyor mu? Mutlaka takılması mutlaka gerekiyor. Takılması. Tabii yani şimdi şöyle Hı -hı. çok spesifik çok özel durumlarda Hı -hı. E, belki takılamayabilir Hı -hı. ama yüzde yüz yüzde takılması gerekiyor. Peki e, çünkü o durumlar göremeyiz. nedir takılmayan durumlarda? Hangi yani, hastalarda genelde karşılaşıyorsunuz? Şimdi, e, yani takılamadığı durumlar Takı olabilir. Evet. Yani e, mesela özel bir e, durumu vardır. E, kapsül bütünlüğü e, mesela Hı -hı. tam değildir. Bu, çok teknik konulara Hı -hı. girmek istemiyorum. O zaman deriz ki hani e, bunu biz ikinci bir operasyonda e, yerleştirelim. yerleştirelim. Çünkü bir miktar daha böyle Hı -hı. iyileşme olması gerekiyor. İlk operasyondan üstünden birkaç... O iyileşme süresinin geçmesi ay gerekiyor. Geçmesi gerekiyor çünkü... Hı -hı. Şimdi merceği biz nereye yerleştiriyoruz? Merceği biz kendi lensimizin bir fanus düşünün, akvaryum düşünün İçindeki biz akvaryumun üst kapağını çıkarttık cam evet. akvaryum, kapağı çıkarttık. İçinde jöle var. Bu jöle saydamlığını kaybetmiş, krem rengi olmuş. Saç jölesi gibi saydam olması gerekiyorken krem rengi krem gibi rengi. olmuş. Evet. Biz bunu temizliyoruz, İşte bu katarak, bunu Hı -hı. böyle temizliyoruz oradan. Ondan sonra boş bir akvaryum gibi yuvarlak fanus kalıyor değil mi? Evet. Ondan sonra biz onun içerisine yüksek teknoloji ürünü biocompatible yani insan vücuduyla uyumlu hı hı. reaksiyon göstermeyen insan vücudunun kabul ettiği merceği yerleştiriyoruz. Evet. İşte artık yani bambaşka bir ortam oluşuyor. Hı hı. Ee, yani bundan sonra artık dışı etmenlerin o e, merceği değiştirmesine imkan yok. Evet. Olay bitmiş oluyor, tekrarlama ihtimali sıfır. Sıfır diyorsunuz. Evet. Peki ben sizi hazır bulmuşken kaçırmakta istemiyorum Tabii. özgür hocam. Ben yani kataraktan bahsettik ama akıllı merceklere de. Evet. Biraz şimdi, değinmenizi istiyorum. E, akıllı mercek nedir e, hocam? Doğru. Şu anda son revaçta evet, şu olan bir yöntem. Revaçtaki Hı -hı. bir teknoloji. Mercek teknolojisi her geçen gün. Evet. İlerliyor, gelişiyor. gelişiyor. Hı hı. Şimdi e, akıllı mercek nedir aslında? Şimdi biz hı hı. E, katarakt dediğimiz, evet. e, kataraktlı olmayan lenste e, akomodasyon yeteneği var. Uyum yeteneği var. Bir kameranın, bir fotoğraf makinesinin yakın uzak e, zoom'u vardır ya. Evet. Mesela şimdi bu bardağa kamerayla zoom yaptınız değil mi? Netleşir, bir hı süre hı. geçer. Makinenin ona zoomlaması bir zaman alır milisaniyeler. Evet. Ondan sonra bu kamerayı buradan çekip karşıdaki uzaktaki bir objeye çevirdiğimizde oraya da zoomlaması bir zaman alır değil mi? i̇çinde bir, bir mekanizmalar evet. var mercek sistemi. Orayı netler bu seferde. Şimdi göz bunu nasıl Hı -hı. yapıyor? İşte göz de bunu kendi içindeki dokularla yapıyor. Şimdi mesela ben buraya baktım. Hı -hı. Bunu net görüyorum. Çıkarttım, başımı kaldırdım, karşıya baktım. Orayı da net görüyorum. Bu kadar hızlı bunu nasıl yaptı? Evet şimdi gözün içerisinde e, merceğin o dediğim akvaryumun etrafında tef gibi tef çalarız ya böyle evet, tefin etrafında böyle halk e, ipler vardır hı hı. o ipler gibi bir sistem var Evet. bunu biz böyle gerdirdiğimizde merceği ne yapar e, ve şey akvaryum gibi ama böyle e, plastikten lastikten hı hı. bir akvaryum düşünün saydam uzayıp kısalabiliyor yani evet. çektiğimizde ne olur o ipleri bağlı lense 360 derece evet. ekvatorda ne olur? Mercek uzar. Değil mi? Evet. Bıraktığımızda ne olur? Mercek yuvarlaklaşır. Hı hı. İşte bununla yapıyor göz. Çektiği zaman atıyorum eee netleşiyor. Hı hı. Bıraktığı zaman yuvarlak bir hale alıyor. Yakına, yakına netleşiyor. netleşiyor. Evet. Ama bunu beyin yapıyor. Beyin diyor ki bak yakına ne, şu anda bulanık görüyorsun. Hemen netleş. Aslında siz sadece akıllı mercekleri yerleştiriyorsunuz ama beyin algılamaya çalışıyor. Hayır. Mi? Şimdi yani. bunu Hı -hı. bilim adamları, şimdi biz bu merceği yerleştirince evet. monofokal bir mercek yerleştiriyoruz Hı -hı. normalde rutinde. Şimdi e, bir noktaya netleştiriyor biliyoruz. Evet. Ve o da sonsuzdur yani aslında. Hı -hı. Uzağa netleştiriyoruz. E, zaten 50 yaş, 40 yaşından sonra yakın görme kabiliyeti yani o Onu da, uzayıp evet. kısama Hı -hı. kabiliyeti merceğin azalıyor. Evet. O yüzden 40 yaşından sonra yakın gözlüğü takıyoruz. Bakın başka da bir soruya cevap vermiş evet, olduk. Buyur. Niye biz yakın gözlüğü takıyoruz <laughs> evet. 40 yaşından sonra? Bu sebeple işte. Çünkü o esnekliği kayboluyor. Esnekliği kayboluyor, evet. Ee, her 10 yılda... Şu anda da ekranda da görüyoruz Özgür Hocam. Evet. Akıllı mercek dediğimiz. Evet. Ee, bu Şu anda muayenelerimiz. Bu rutin muayene. evet. evet. Burada da mesela bakın şimdi yakına netleşti. Hı hı. Sonra uzağa netleşti. Aynı göz mesela... Hem uzağı hem yakını görüyor. Bu mercek teknolojisi geliştiği için, evet. e, şimdi biz bunu e, böyle fokuslayan bir sistemi gözün içerisine Hı -hı. yerleştiremeyiz, Evet değil mi? Yani bu kamera sistemini gözün içerisine yerleştiremeyiz. Çünkü orada e, bu yapıyı taşıyabilecek bir e, yapı yok, canlı, Hı -hı. E, oldukça e, ince, narin bir doku var. 4 Hı -hı. mikron arka kapsülün kalınlığı düşünün artık evet. yani. E, bu sebeple. Bilim adamları düşünüyorlar ve diyorlar ki tek bir fokuslu mercek değil de hı hı. halkalardan oluşan iç içe geçmiş bir uzak, bir yakın, bir, yakın, evet. bir orta. Bir uzak, bir yakın, bir hı orta hı. gibi böyle merceklerden oluşma olsun. Evet. Bu bir mercek yine tabii ki tek bir hı hı. mercek ama kend, mesela en dıştaki halka uzağa gösteriyor. Onun bir içindeki orta mesafe, onun da içindeki yakın. yakın. Uzak, orta, yakın, uzak, orta, yakın, uzak, orta, evet. yakın diye böyle hedef 12'ye doğru küçülerek gidiyor. Evet. Bu ee, neticede de aslında iyi. Bu neticede <laughs> de, bakın burada çok güzel Hı -hı. anlatıyor. Uzak, orta, yakın ve bu sayede de en altta görülen evet. e, iki ayrı zona netleşmiş oluyor. Bakın Şu halkaları görebiliyorsunuz. Evet. Mercek'teki. Hı -hı. Bu halkalar işte orta, uzak, yakın. E, bu mesafelere fokuslanmamızı Hı -hı. sağlayan e, yeni mercek teknolojisi. Evet. Bu sayede bir mercekte 3 zonu yakalamış oluyoruz. Evet, uygulayabiliyorsunuz. Evet. Bu yani, i̇şte buna akıllı mercek deniliyor. Yani bu sayede de gözlükten de kurtulmuş da oluyor aslında hasta. Tabii ki. Hı -hı. Hem uzak hem yakın gözlüğünden kurtulmuş, kurtulmuş oluyor. oluyor. Şimdi bunların e, mesela şimdi acaba astigmatım var uygun, Çok yüksek numaralarda, evet, yüksek özellikle. numaralar. Astigmatım da var. Bu e, sistem bana olur mu diye Hı -hı. soracak hastalarımıza. Şimdi astigmatlı da bu mercekleri üretmeye başladılar. Çok güzel, evet. Evet, biraz hı -hı. pahalı hı -hı. E, ama bunlar üretildikçe şimdi yeni çıkan bir şey pahalı olur, yeni evet. teknoloji ürünü. Onun çünkü backgroundunda arge çalışmaları var, devasa bütçeler ayırıyorlar, milyar milyar dolar. Hı -hı. E Şimdi tabi e, ilk bunu bulan firma biraz bu arge maliyetini çıkartmak için evet. yüksekten satıyor. Ama bir anda rekabetle diğer firmalarda üretmeye başlayınca biraz fiyatlar, fiyatlar regül oluyor, düşmeye evet. başlıyor. Peki e, akıllı merceklerimiz herkese uygulanır mı hocam? E, güzel bir soru. Hı hı. Şimdi bu e, akıllı mercekleri herkese uygulayamıyoruz maalesef. Evet. E, eğer gözünde e, retinada e, başka bir patoloji varsa mesela diyabetik retinopati Evet e, kontrast sensitiviteyi düşürüyor bu evet. tür hastalıklar. Veya e, yaşa bağlı hı hı. E, makula dejenerasyonu e, bu tür rahatsızlıkları olan hastalıklar. E, Hastalarımıza bu merceği seçmiyoruz. Seçmiyorsunuz. Çünkü evet. e, bu mercek her ne kadar e, çok yüksek teknoloji ürünü bir mercek bile Hı -hı. olsa karanlıkta, e, mezopik koşullarda yani karanlık koşullarda Hı -hı. E, bir tık kontrastı e, düşürüyor. Düşürüyor. Evet. Hı -hı. Bu sebeple sağlıklı tamamen sağlıklı kişilerde bunu e, Hı -hı. uygulamak lazım. E, retinasında zaten yani fotoğraf makinesinin çipi retina Hı -hı. nedir? Fotoğraf makinesinin çipi evet. zaten problemli ise hafif problem varsa zaten böyle ışık hassasiyeti Hı -hı. düşmüş oluyor. Bir de biz ona bir tık daha düşürürsek ışık hassasiyetini evet. mutlu edeceğiz derken hastamızı mutsuz, mutsuz edebiliriz. Bu sebeple bu tür hastalara çok tercih etmemek lazım. Bir de şunu sormak istiyorum. Kataraktım yok ama numaram yüksek. Evet. Az önce de bahsetmiştik. Tekrar isterseniz bir açalım hocam. Evet. Hı -hı. Bu eee excimer lazerin yani gözlük atma lazerinin Hı -hı. bir range'i var. Belirli range'lerde yapılabiliyor. Yani evet. bir e, üst sınırı ve alt sınırı var. Bu sınırların üstünde ise hastamızın göz numarası refraktif lens exchange dediğimiz terminolojik ismi bu. Eee Refraktif amaçlı mercek değişimi, Türkçesi, hı hı. işlemini aynı bu FAKO metodu gibi, evet. aynı sistem kullanılarak, e, merceği değiştirerek gözlükten kurtarabiliyoruz. Kurtarabiliyorsunuz. Evet. Ama farklı olmayan kişilerde. Evet. Hı hı. evet. Peki akıllı lensi sonradan taktırmak mümkün oluyor mu hocam? Öyle bir durum söz konusu olabilir Yani katarak ameliyatı olmuş sonra. bir merceği evet. var, evet. biz bunu çıkartalım, hı hı. yerine akıllı. Tekrar. Bu son derece hı hı. E, komplike. Zor bir durum. Evet. Peki yani, siz hiç böyle bir şeyle karşılaştınız mı? E, biz kabul etmiyoruz. Etmiyorsunuz. Yani, yani. baştan e, bunu seçmesi gerekiyor hastamızın. Çünkü belirli bir e, aşama geçtikten sonra hı hı. akvaryumun o fanusu demiştim ya siz hani evet. içine biz merceği yerleştirdik. O fanus onu sarıyor, hı hı. tutuyor böyle 360 derece. Evet. Zar tutuyor böyle onu. Bırakmıyor artık. Şimdi sen o merceği oradan çıkar. Tekrar. Yerine başka evet. mercek yerleştir. Yani çok ağır hasarlar oluşabilir. Evet. Onun için yapmıyoruz. Baştan bu işi seçmek gerekiyor. Yani hı hı. ben bu merceği çok istiyorum. Çok da mantıklı değil zaten aslında düşününce de. Hı hı. Tabii. Peki bu lenslerin ömrü var mı hocam? Ömrü yok. Öm ömrü yok. İnsan ömrüyle hı hı. aynı. Yani ölene kadar Allah hepimize uzun ömür versin. Evet. Ee, bu merceklere hiçbir şey olmuyor. Peki lenslerin kayma durumu var mıdır? Lenslerin kayma durumu şöyle. Hı hı. Ee, eğer göze böyle çok şiddetli bir darbe alırsak, trafik kazası hı hı. işte ne bileyim böyle travma travmaya uğrayan, uğratan bize bir e, olayla karşılaşırsak hı hı. E, tabii ki kayma riski var. Dışarıdan Çünkü gelen gözün sert kendi, darbeden. Yani yani aynen. Gözün kendi evet. merciyi de kayabilir. Yani hiç katarak operasyon olmamış kişilerde bile bu olabilir. Evet. Onun için hani e, bu ihtimal çok çok düşük. Hı hı. Çok düşük bir ihtimal ya da operasyon sırasında eğer o bek dediğimiz e, faunus bir tarafından sallanıyorsa yırtılmışsa Yırtılma tam bütün varsa. değilken biz implante ettiysek merceği o zaman bazen e, kapsülün içerisinde hareket edebiliyor. Evet. Onu tekrar düzeltebilmek mümkün, mümkün erken hocam? zamanda tabii. Evet, mümkün. Size. Hı hı. Erken zamanda müdahale edebiliyoruz. Evet. Peki hocam, kataraktan bahsettik, akıllı merceklerden bahsettik evet. ama hazır ben sizi bulmuşken renkli lenslerden de evet. bahsetmenizi istiyorum. Şimdi bayanların istiyorum. en çok evet. sorduğu e, sorular... E, <laughs> Sağlıklı renk... mıdır, değil midir? Biraz Sağlıklıdır. Şimdi misiniz? şöyle, evet. e, şimdi bayanlar e, tabii daha çok dikkatliler. Hı -hı. E, hijyene dikkat etmek lazım. Elimizi evet. yıkayacağız güzelce, sabunlu suyla. Takıp çıkarırken hep böyle elimiz temiz olacak. Evet. E, lens solüsyonuna... Mutlaka kutusuna hı hı. her gün lens solüsyonunu değiştirmemiz lazım. Kutudaki evet. lens solüsyonunu. Ve aslında gece gündüz gözde kalabilir diye satılan mercek evet, lensler hı hı. gözde kalmamalı. Kalmamalı. Yani ben bütün hastalarıma bunu söylüyorum. Yani firmalar, yani havuza girebilirsiniz, duş alabilirsiniz denilen birçok bir çok lensler var şu an piyasada. Havuza giremezsiniz, hı hı. denize giremezsiniz. Girseniz de başınızı sokmamanız lazım. Evet. Kesinlikle. Bunlar mikrobik kontaminasyona hı hı. müsait ortamlar Allah korusun keratite çevirir. Evet. Keratiti de tedavi etmek son derece güçtür eğer hı hı. ilerlediyse. Onun için denizde, işte havuzda evet. kullanmamak lazım. Duş alırken de kaybedebiliriz. Evet. Yani Özellikle de hijyenine çok dikkat etmemiz gerekiyor bir kere, değil mi? Özgür mutlaka hocam. elimizi yıkayacağız takıp çıkartırken. Gece de gözümüzde tutmayacağız. Tutmayacağız. Gece ne yapacağız lansı zaten uyuyoruz. Evet. Yani ne anlamı var ki gece gözde kalmanın. Üşenmeyeceğiz, çıkartacağız, koyacağız kabına. Solüsyonu, solüsyonu değiştireceğiz, yine hı -hı. solüsyon koyacağız. E, kabını arada bir yıkayacağız, temizleyeceğiz. Hani e, hı -hı. Bunlara dikkat edersek tabii ki takılabilir. Neden takılmasın? E, zaten birçok hastamıza biz veriyoruz. E, gözlük takmak istemiyorlar. Hı hı. Ben lens takmak istiyorum. Hocam Hocam diyorlar. şunu da sormak istiyorum. Özellikle numarası yüksek ve astigmatı olan hastalarda renkli lens kullanılabiliyor mu? Tabii. Yani firmalar Hı -hı. artık çok geniş e, e, range'de üretmeye başladılar. Hı -hı. Hem hipermetrop aralıkları hem miyop aralıkları astigmat aralıkları genişledi. Hı -hı. E, tabii bunun üstüne şimdi şöyle bir tabaka renk veriyorsun. Evet. Bir tabaka siferik değer, Hı -hı. hipermetrop miyop neyse. Bir tabakada işte astigmat tabakası. Şimdi üç 3-4 tabakayı Hı -hı. birleştiriyorsun. Tabii ki biraz kalın oluyor bu mercekler. Lensler. Evet. Ko kontak lensler. Şimdi Hı -hı. şeyle göz içi lensleriyle bu karıştırılmasın. Bir de evet, çünkü biraz önce katarak operasyonda Hı -hı. merceklerden bahsedildi. Bu gözün içerisine yerleştirilen merceklerdi. Katarak operasyonu evet. sırasında e, bu akıllı merceklerle kontak lensleri evet, evet. karıştırmamak lazım. Çok karıştırılıyor. Evet. E, gözün dışından e, takıp çıkarttığımız Mercekler, hı hı. kontak lensler. Bu katarak operasyonunda bunlar kullanılmıyor. Evet, onları katarak ayrı bir yer alıyoruz. operasyonunda biz evet. gözün içerisine hı hı. yerleştiriyoruz. E, aman oğlum bana takma mercek diyen hastalarımız oluyor katarak operasyonu evet. önerdiğimiz. E, sanıyor ki hastamız e, göze dışarıdan kontak lens evet. takacağım, çıkaracağım. Evet. Öyle bir şey yok. Hı hı. E, bunu da belirtmiş alalım. Onu da, da belirtmiş olalım. İki mesele çok iyi oldu bunu evet. açmanız. İkisi çok karışıyor çünkü. Hı hı. E, Evet. Peki bu renkli lenslerde süresi var mıdır hocam yani dikkat tabii. etmeleri gereken? Şimdi, tabii ki. Hı -hı. Yani dünyada ömrü olmayan bir şey yok evet. yani. Neçede bu lenslerin de ile alakalı hı -hı. bir e, yıpranma payı var. Hı -hı. Yani bu atıyorum aylık lensler var. Var. Günlük Stenilik lensler vardı. var. Evet hı hı. İşte 3 hafta, 3 aylık lensler var. Yıllık lensler var. Bunların işte materyallerin dayanıklılık süreleri bunlar. Hı -hı. Onu çok aşmamak lazım kutunun üstünde yazıyor zaten hı hı. değil yazıyor mesela günlük o e, mantı sürekli yazıyor. sürekli hijyende Ayrı. tutmamız ve korumamız da gerekiyor Aynen özellikle öyle. Hı hı. kesinlikle e, bunlara çok dikkat etmemiz lazım yoksa şimdi izleyicilerimizden de şöyle bir soru gelmiş e, numaram yüksek ameliyat olamıyorum diye yani i̇şte lazer egza, yani, lazer olamıyordur. Evet, e, hı. numarası yüksek olduğu için. Az önce bahsetmiş olduğunuz tekniği aslında olabiliyor değil mi hocam yani? Bir bakmak lazım. Yani yine de, numarası, e, yine hı. de uygun mu? E, bir birtakım testler yapıp e, hastamıza e, bakmak lazım. Hani o range'de e, ise tabii ki yapılabilir. Yani işte excimer lazer olamayan hı hı. Kişilerin bir başka çaresi var. İşte refraktif lens exchange. Bu metotla yapılabiliyor. Bir de hastalarımız katarak ameliyatı ya da göz ameliyatı deyince böyle bir korkma oluyor hocam. Yani tabii. korkulmaması gerektiğini de aslında söyleyebiliriz. Yani 10 dakikalık süren bir işlem dediniz. Tabii tabii. Hı -hı. Topikal anesteziyle yapıyoruz. Hı -hı. Ee, yani 10 dakika sürüyor. Hı -hı. İğne bile yapmıyoruz mesela. İğne bile yapılmıyor. Tabii tabii evet. iğne bile Hı -hı. yapılmıyor. Damlayı damlatıyoruz. Ee, mikro mikro kesilerden, Hı -hı. girişlerden e, temizleyip. Hemen çıkıyoruz. Dikiş yok, iğne yok. Yani konforlu bir operasyon. Yani e, ileride belki de buna operasyon bile demeyeceklerdir. yani. Evet. Çünkü gerçekten kan yok, e, çok fazla e, yok, anatomik, yap yok, evet. anatomik Hı -hı. yapıyı bozmuyorsunuz. Ağrı yok. E, topikal anestezi, damlayla uyuşturarak yapıyoruz. Bilinci açık hastalık, sohbet ediyoruz. Teyze nasılsın, amca evet. nasılsın diye. Sohbet edeceğiz. Peki yapıyoruz. özgür Bey yavaş yavaş programımızın sonuna Tabii. geliyoruz ama buradan izleyenlerimize göz sağlığımıza dikkat etmek için neler yapmamız gerektiğini Şöyle kısa olarak bize anlatabilir misiniz? Karanlıkta kitap okumayalım. Yani Hı -hı. E, or, kitap okuyalım, bol bol kitap Vallahi. okuyalım ama e, karanlıkta e, okumayalım. Aydınlık olsun. Hı -hı. E, buna özellikle dikkat etmek lazım. Uzun süre e, yakın e, okuma ya bazen Hı -hı. hani belirli aralıklarla mola vermek lazım. Evet. Çünkü uyum spazmı yapıyor göz, hı hı. o fokus da takılıp kalıyor kamera. Evet. Anlatabildim hı hı. mi? Yani bu noktada takılıp kalıyor kamera. Evet. Yani bunu bir böyle uzağa da bir fokuslamak lazım ki bir böyle hı hı. mekanizmalar bir gevşeyip egzersiz yaparlar. Genelde açız. uyuyamadığımız zaman ışığı kapatırız, işte küçük bir fener ya da küçük bir hı hı. lambayla hani o ışıkta kitap okumaya çalışıyoruz. Bu yanlış bir yanlış. şey Yanlış. Tabii evet. ki. Çünkü hı hı. E, yani ortamın komple aydınlık olması en sağlıklı evet. olan. Ee, o şekilde bir e, kitap okumayı çok önermiyorum ben. Hı hı. Çünkü etraf karanlık bir noktaya e, Odaklanıyoruz. düşüyor. Evet. Hı hı. O çok e, yorucu bir şey zaten. E, bilgisayar ekranında uzun süre kalmaya bağlı hı hı. göz kırpma frekansı düşüyor. Göz kırpmayı unutuyor beyin. Fokusladığı için evet. sürekli orada bir şeyler düşünüyor. Mesela böyle e, kırpmayı unutuyoruz. O da evet. ne yapıyor? Göz kızarıklığı yapıyor. Hı hı. Göz e, yaşı buharlaşıyor korneal yüzeyden. Bu da tabii ki damarlanmayı arttırıyor. Hı hı. Mesela çok öyle hastalarımız var, banka çalışanı, monitörde 12 saat, evet. 10 saat. Özellikle masa başında çalışanlar. Masa başında evet. muhasebeciler vesaire hı hı. hep böyle kızarık gezer gözleri. Evet. İşte o, o, bu tür e, meslek e, gruplarına... Dinlendirici gözlükler gözyaşı. kullanmamız aslında ne kadar doğru Özgür Hocam? Dinlendirici diye bir şey yoktur aslında. Yok mu? Tabii evet. ama Hı -hı. şöyle eğer gözünde e, o kişinin hafif Hı -hı. bir hipermetropisi varsa bu latenttir. E, altta yatar Hı -hı. fark edilmez. Bozuk değildir aslında. Uzağa da görür, yakında görür hepsini görür ama hafif hipermetroptur. Onu lens işte böyle çalışarak kompanse evet. eder. Ee, onu işte biz gidermek için artı 0.50, artı 0.75 bir e, gözlük veririz. Bu 40 yaş Rahatlatmak altına. Rahatlatmak amacıyla 40 aslında gözü. Evet. Altına. Ee, bu sayede e, o çalışmayı biz blok ettiğimiz için gerek yok çalışmasına. Çünkü biz oradan hı hı. düzelttik canla. bir rahatlama olur böyle. Aa evet ya bir rahatladım yani. O, Çünkü evet. bilinç o dışımızda olduğu için aslında. bu. Evet bir yorgunluk hissi yaratıyor gözde. Bu şekilde giderdiğimiz için dinlendirici gözlük deniliyor. Evet. Peki Özgür Hocam çok teşekkür ederiz ben vermiş teşekkür olduğunuz ederim. değerli bilgilerden dolayı. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık ben diyoruz. Ben teşekkür ederim. Çağırdığınız Peki. için ben de size teşekkür ederim. Rica ediyorum. ederiz. Ne demek? Her zaman bekleriz. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, Hoşçakalın.